Baldan bahsedeceğiz biraz. Bal hayatımızın en önemli besin kaynaklarından biri ve arı hayatımızı devam ettirebilmemiz açısından en önemli canlılardan biri. Kimler bizlerle beraber? Ebru Erke, gıda mühendisi ve Adem Özkan Yalçın, İstanbul Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yardımcısı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Balın besin değerini öğreneceğimiz kişi... Evet. Ve barın biraz balın lezzetiyle ilgili evet. aktarımlarda bulunacak ve arıların bal yapma süreciyle ilgili bilgi alacağımız kişi de Adem Özkan Yalçın. Ebru'cum senden başlayalım. Ne evet. kadar bal tüketiyorsun? Şöyle söyleyeyim, ben neredeyse hiç reçel yemem. Evet, eğer ki tüketeceksem sadece bal tüketirim. Çünkü bal kadar doğal bir besin. Gerçekten çok çok az. Çok faydalı. Zaten onu biliyoruz. Ama esas benim bugün burada olma sebeplerimden bir tanesi, ben çok yakın zamanda İtalya'da bir bal eğitimi aldım. Öyle mi? Evet. Onu da mı yaptın? Onu da. Su eğitimi alıyor, evet. kahve eğitimi alıyor, evet, zeytinyağı eğitimi alıyor ve sonunda bal eğitimini de girmiş. Ama biliyorsun mesleğim bu. Mesleğim bu diyorum ki. Yakalamak mümkün değil. Çünkü hani bir yerden okuyup da anlatmak yerine bari bileyim bu işi, bilerek anlatayım yolundan gidiyorum. Doğru. Bir de zaten aslında uzunca bir süre Anadolu'yu dolaştım ve bal belgeseli de çektim. Oh, aslında güzel. Ondan başladı evet. ve ben kendimi bildim bileli bir bal tutkum var. Tahmin ediyorum, fakat tabii biraz doğal baldan bahsetmekte evet, fayda var. Evet. Çünkü doğal ve gerçek balı yakalayabilmekle ilgili ciddi bir sıkıntı söz konusu evet. olabilir. Şimdi Adem Bey'e de dönelim. Adem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii arı yetiştiriciliği ülkemizde çok büyük önem taşıyor ve evet. iyiyiz bu konuda ülke olarak aynı zamanda, ama kolay bir iş olmadığını da çok iyi biliyoruz. Evet. Bize biraz arıcılığı anlatır mısınız? Arının balını, arı sütünü, propolisini elde etme sürecini. Şöyle başlayayım ben. Ülkemizde şu anda 7 milyon civarında kolonimiz var. Hı hı. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'ne kayıtlı 50 bin civarında üreticimiz var. Çok güzel. Dünyada bazı yıl ikinci, bazı yıl üçüncü oluyoruz. Evet, olsun. Bal üretimi konusunda. Evet, bal üretimi konusunda iyiyiz ama tüketimi konusunda biraz zayıfız. Zayıf mıyız? Evet, zayıfız. Türk halkı az mı bal yiyor? Ya biraz daha az yiyor. Özellikle şehirlerde tüketim çok az. Öyle mi? Hmm. Mesela günde ne kadar yani belli sizce? Yani günlük olarak bir limit koymayalım ama yıllık kişi başı bal tüketimimiz 1,5 kilogram civarında. Aa, çok az. Çok az, yıllık yani. Yıllık. 365 günde... 1 kilogramın biraz üstünde. Peki üretimi nasıl? Mesela bir kovan arı nasıl, kaç günde kaç gram bal üretir? Şöyle, bunu günlük olarak bir limit koyamayız ama sezonluk olarak söyleyeyim. Türkiye'de ortalama bal üretimi bir kovan başı 16 kilogram civarındadır. Bu mevsimsel durumlara göre, sezona göre değişiyor. Artık biliyorsunuz küresel ısınma sürecindeyiz. Hı hı. Bu da bizi çok etkiliyor. Arıcılarımızı çok etkiliyor. Arıları çok etkiliyor. Onun için bu rakamlar gün geçtikçe yükselmiyor da biraz daha aşağı düşüyor. Yani. Peki Ebru'cum, şimdi burada pek çok seçenek var. Açığından evet. koyusuna farklı farklı ballar girdi hayatımıza. Biraz anlatabilir misin bize bal çeşitlerini? Evet. Şimdi ben kendim bildim bileli dünyanın her yerinden bal topluyorum. Öyle mi? Oydum. Evet, çünkü bal o gittiğin coğrafyaya ait sana lezzeti yansıtabilecek en özel şeylerden biri. Çünkü hı-hı. düşünsene, arı sadece o bölgede ve o bölgedeki çiçeklerden, ağaçlardan ve polenlerden bal yapıyor ve hı-hı. sen onu tadıyorsun. Dolayısıyla bana göre o coğrafyayı anlatan en güzel şeylerden bir tanesi. Hatta biz şimdi odada konuşurken Adem Bey'le dedim ki sizin oradan ne balı çıkıyor? Çünkü aha. merak ettim. Bu arada hani çok belki farkında değiliz ama İstanbul çevresinde de çok güzel tabii, ballar Şile'de, var. Şile'de evet. değil mi? Evet. Çok, Şile'de, Beykoz'da. Beykoz'da çok güzel arılar, arıcılık faaliyetleri evet, yapılıyor evet, biliyorum. Evet. Çok hemen güzel. Hemen onu sordum. Hı. Balınız hangi bal? Ne hangi bal? Bizim Beykoz bölgesinde kestane ve püren çiçeği oluyor. En, evet. en iyi, en...
pahada ağır, faydada da ağır faydada olandan. Şöyle şöyle biz nitelendiriyoruz. Bir balın prolin değeri ne kadar yüksekse içindeki fenolik bileşik oranı da o kadar yüksek. Evet. Fenolik bileşikler de arttığı zaman tıbbi açıdan yarayışlı hale geliyor insanlar için. Bunda da kestane balı, meşe balı, püren balı, keçi boynuzu balı koyu renkli ballar statüsünde. Ha işte koyu yani rengi yani, koyulaştık. Mesela çiçek balı en hafif, yani ben aslında markette de market fiyatı olarak da yine nispeten ucuz baldır. Evet. En de açıktır. Evet. Evet. Koyulaştıkça değeri de mi artıyor yani içindeki artıyor. Besin değeri? Ha. Şu renk, şu gördüğünüz renk bakın burada farklı farklı renkler var. Artıyor. Mesela şu gördüğünüz çiçek balı ama bunda sadece birkaç tür çiçek, yer çiçeği de değil, ıhlamur da var. Biraz daha rengi koyulaşmış. Bu gördüğünüz keçi boynuzu sadece keçi boynuzundan elde edilmiş. Bu da bizim Beykoz'daki kestane ormanlarında. Hop koyu, pekmez hop gibi. Koyu. Evet. Evet, biraz daha. Görebilir miyim onu? Tabii bakın. Ki. Tabii ki, buyurun. Gerçekten kop. Bir de açık çiçek balını alabilir miyim? Evet. Ihlamur olmayan. Yok, o daha öteki. Bunu ben özellikle getirdim. Bu kristalize olmuş bir bal. Ha. İnsanların Bu da önemli bir konu çünkü. Böyle bakın. Biraz şaşırdığı, biraz aldandığı, yanıldığı bir özellikle göstermek bir için. Bir şey oluyor değil mi? Korkuyor herkes evde bal. Bal şekerlenmez. Bal şekerlendi. Evet. Bal olmaz. Şikayet. Ama, evet, şikayet aslında. Çok oluyor bu konuyla ilgili. Peki ne yapmak gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Bal aslında bu halde tüketilmesi çok daha faydalı. Öyle mi? Bal içindeki fruktoz ve glukoz miktarına göre değiştiğinde bal aslında kendini korumaya alıyor. Biz bunu nereden öğrendik? Mısır piramitlerinde 4000 yıllık balları keşfedildiği zaman bakıldı ki küplerin içinde ballar kristalize olmuş ve aynı tazelikte duruyor. Allah bu noktada Allah. Hemen şeyi söyleyelim mi? Bal bozulmayan tek gıda maddesi. Bal bozulmuyor. Peki, bal bozulmaz. Ebru balı buzdolabında mı tutmak gerekiyor ya yoksa dışarıda o da sıcaklığında, sıcaklığında tutmak lazım? Gerekiyor. Çünkü tamam. Şimdi Adem Bey'in söylediği gibi balın kristalleşmesi, şekerlenmesi asla sahteliğiyle ilgili bir gösterge değildir. Tam tersine gerçekliğini gösterir aslında. Glikoz ve fruktoz vardır içinde. Ve glikoz oranı daha yüksek olanlar fruktoza göre daha çabuk şekerlenir. Bu da neye göre değişiyor? Arının nereden o poleni aldığına göre değişiyor. Ne kadar enteresan. Dolayısıyla aslında bu bize tamamen doğallığını gösteriyor. Bu arıcıların da balcıların da aslında en... Evet, şikayet demeyeyim ama hani en yakındığı şeylerden bir tanesi insanların bunu bilmiyor oluşu. Gerçekten öyle, çok doğru. Evet ve biz bu tadımlar esnasında aldığım eğitimde 3 tane bize bal getirdiler önümüze oyunun. Bir tanesi çok akışkan, bir tanesi böyle hafif şekerlenmiş, bir tanesi de çok böyle kıyır kıyır derler ya haşır haşır böyle ağzının içinde. Sonra daha söylediler ve üçünden de bambaşka lezzet aldık. Ve sonra dediler ki bu üçü de aynı baldı. Allah Allah. aldığın lezzet bile değişiyor. Ne kadar enteresan. Ve şu anda mesela İngiltere'de şey var, Londra'da Big Crystallized Honey diye böyle bir ayrı, havalı şekilde, ayrı havalı şekilde tabii, satıyorlar. Havalı şekilde satıp onu da özellikle peynirlerin yanına eşleşme olarak veriyorlar. Güzel mi gidermiş kristalize bal yani şekerlenmiş halk arasında bal ve peynir? Daha çok hissediyorsun çünkü. Lor'da sert peynirlerle de fena olmuyor. Bak tabii, Ebru diyorsa kesin inanılır. O çünkü bu işin uzmanı, gıda mühendisi, suolog. her şeyi bilir yemekle ilgili. Peki şimdi tabii arı hayatımız için, dünyanın aslında dönüşümü için çok büyük önem taşıyor. Hatta bir söz var hani arının olmadığı bir dünyanın devam etme süresi şu kadardır gibisinden. Sizin için arı ne ifade ediyor? Bizim için arı birincisi bir yaşam tarzı. Çünkü bu mesleği sevmeden yapamazsın. Arıdan korkanlara ne diyorsunuz? Mesela insanlar arıdan ay arı geldi bir git nereden geldin sen gibisinden yaklaşımlarda bulunurlar. Eğer kıymetini bilseler hani sokak köpeklerine böyle su koyuyoruz yem koyuyoruz ya yanına. Arılar için de bir şeyler yaparlar gerçekten. Gel canım bu çiçek senin için diye. Bahçeye ya da
şeyinin bir köşesine, balkonun bir köşesine bir çiçek koyup saksıda onları geldikleri zaman severler veya izlerler. Arı zehri zaten iyileştirici etkisi de var. Bilmiyorum sizde nasıl oldu? Ben o dönem bal belgeseli çekiyordum tam pandemi döneminde. Karadeniz, Doğu Karadeniz'de çok gezmiştim. Arıcıların neredeyse hiçbiri şey olmamıştı. Covid olmamıştı. Covid olmadı. Evet. Arı çünkü bağışıklık sistemini de koruyor öyle değil mi? Peki şimdi arıyla ilgili Ebru'cum çok büyük kafa karışıklıkları var. Hangi yediğimiz bal, gerçek bal, hangisini almamız gerekiyor? Hangi markaya güvenmemiz gerekiyor? Nasıl bal seçeceğiz? Şimdi fiyatlar arasında çok ciddi farklar var ama aynı balı ürettiklerini iddia ediyorlar. Şimdi ben ne yapacağım? Tüketici olarak. Evet, şimdi bunu biraz ben anlatayım. Biraz da Adem Bey'e anlattıralım. Bam teline mi dokunduk bir biraz? Dokunalım, anlattıralım ona. Tamam. Bu arada ben tabii işin hani daha tadım kısmı, peynir eşleşmesi olsun, balın mutfakta kullanımı olsun bunların üstüne çalışıyorum ama yani sektörde buna emek vermiş çok fazla insan var. Hı hı. Sevgili Özen Bey, ben buradan teşekkür ediyorum. Özen Altıparmak'tan ben her zaman sektörle ilgili şeyleri alırım. Hı hı. Bu sektörün duayenlerinden kendisi. Dolayısıyla hep soruyorum. Nasıl gidiyor diye. Vallahi her sene hemen hemen onlar sürekli bu arada ölçüm yapıyorlar. Tabii ki devlet de bunu yapıyor ama özel firmalar da yapıyor. Ve raflarda tahminimizden çok daha fazla bal olmayan ve bal benzeri madde var. Vücudumuza zararı maalesef var mı bunun? Vücudumuza mı zararı şöyle hiçbir faydası olmadığı kesin. Zararı da tabii ki katkı maddesi var içinde. Ben diyorum ki yani nasıl yapıyorlar? Nasıl bu anlaşılmıyor? Hayır. Bütün içerisindeki yani o aktif madde, diastaz dediğimiz maddeyi bile dışarıdan ekleyebiliyorlar. Yani onu şimdi Adem Bey anlatacak ama Adem Bey'den aldığı 1 kilo balla 10 kilo bal çıkartıyor. Tabii. Yani bunu böyle gerçekten ve ben gazetede mesela yazıyorum bunu her yazdıktan sonra birisi nasıl böyle dersiniz diyor ama bunlar ispatlanmış şeyler. Yani böyle şikayet ediyorlar şey ama bilmemiz lazım. Tabii bir kere bilin ucuz bal yok. Ucuz bal olamaz çünkü çok arkadaşlar. Bir yok. Yani işte köyden geldi oradan. Hayır onun bir emek karşılığı var zaten. Köyden gelen bal da ucuz olmamalı. Olamaz. Hı hı. Yani böyle bir şey yok. Aman dikkat yani evet. Hani ucuz ama faydalı ürün yok, elde edeceğiz derken kimyasal madde değil. Yutmayalım yok istemeden. Evet. Çok pardon bir şey daha ekleyeyim. Ben şunu gördüm. Bu birkaç çeşit şey var, sahtecilik var aslında. Şimdi bal hem doğal olmalı hem sağlıklı olmalı. Evet. Doğal olmalı şu an onu konuşuyoruz. Sağlıklı olmalı nasıl? Arıcının da elinde olmayan bazı şeyler var. Yan taraftaki tarladan böcekli ilaç sıkılmış bir yerden aldığında direkt orada ilaç çıkabiliyor. Ya da işte arı tedavi görmüş oluyor, antibiyotik kullanıyor. O arıyı tekrar içine koyuyorlar kovanın, antibiyotikli oluyor. Yani burada bazen hani her zaman bilinçli değil ama kötü niyetten değil fakat bazen bilinçsizlikten de şey olabiliyor. Bazı nasıl diyeyim istemediğimiz şeyler de olabiliyor. Ben mesela 10 yıl önce şeyi gördüm. Naftalinleyip şeyi kaldıran gördüm. Ne oluyor naftalin? Bozulmasın deyince diye naftalin. Allah İçinde Allah bütün Allah naftalin. Naftalin çok fena bir madde ve içinde kalıyor. Düşünsenize ya onun bala bulaşmaması mümkün değil. Bence artık bilinçlenme oldu bu arada. Tabii muhakkak şöyle yani, naftalin kullanma konusunda ben 3. nesil arıcıyım. Bizde arıcılık kitapları vardı dedemden kalma. İşte petekler nasıl saklanır? İşte petekleri şuraya koyacaksınız bu kadar gram naftalin atacaksınız diye Gıda Tarım Bakanlığı'nın ta 1960'lı yıllarda, 50'li yıllarda verdiği o dönemlerde. Tabii ki o zaman naftalinin kanserojen bir madde olduğu bilinmiyor. Asbest gibi sigara düşünün. Sigara reklamları tabii ki, da yani, yapılıyordu. Yani, yok hiçbir şey tabii. Bu ne zaman ortaya çıktı? 90'lı yılların sonlarına doğru naftalin ortaya çıktı. Naftalin yasaklanmaya başladı. Zaten naftalin yasaklandıktan sonra artık şimdi petek muhafazasında farklı sistemler, farklı biyolojik ilaçlar kullanılıyor artık. Onun için eskisi gibi naftalinle saklama yöntemi kalmadı.
Şimdi biz en pahalı balı mı alacağız yani değeri en yüksek olması için? Aslında bu yanlış bilgi. Ucuz olmayacak. Bir şeyin fiyatının yüksek olması veya bir şeyin fiyatının da düşük olması, özellikle bal konusunda söyleyeyim, onun kalitesini belirlemez. Peki nasıl anlayacağız? Ben markete gittiğimde gerçeklik, sahtelik yani ister istemez tabii ki insan davranışı özellikle bu ekonomik koşullarda ucuz tabii, olanı tabii, almak tabii, istiyorsun tabii. Ve evladını ucuz olanı yedirmek ama besin değeri yüksek tabii. olanı yedirmek Birincisi şu, bal aracıdan değil arıcıdan alınır. Yani aracılara girdiğiniz zaman bizim en büyük zaten sektörde yaşadığımız sıkıntı bu. Bir teneke balı alıyor bizden tüccar. Hı hı. Ama o bir teneke bal 30 teneke oluyor. Nasıl başarıyorlar? Ama her aracı da güvenilir yani, mi? Her aracı. Şöyle söyleyeyim, çoğunluğu güvenilirdir. Hmm. Yani sizin dışarıdaki market, o aracıdan, market ballarına çok fazla güvenmiyorum. Ha belli markalar, belli markalar, kendini ispat etmiş markalar var. Evet evet, yani bunlara, büyük markalar gözünüz kapalı alabilirsiniz. Onlarda sıkıntı yok. Çünkü çok ciddi şekilde laboratuvar analizleri çok yapılıyor. Çok ciddi reklam yapan büyük markalar var. Bence güvenilir çünkü yani şöyle bir şey var. Şimdi bir şey fabrikaya girdiğinde hep korkuyoruz ya bozuluyor diye. Ama bal fabrikaya girdiğinde işlenmek için girmiyor. Aksine sağlıklı olup olmadığı ya da tahşiş olup olmadığı anlaşılsın diye giriyor. Analizleri yapılıyor. Ondan sonra güvenilir ve sağlıklı bulunursa paketleniyor. Hmm. Yani bende de bu fikir vardı mesela. Balı doğal alayım tamam. Sizin gibi üreticilerden tamam ama ben herkese güvenemem. Yani iyi niyet diyorum, kötü niyet değil ama bazen bilgisizlik, bazen ihmalkarlık çok fazla şeye sebep olabiliyor. Biz mesela sizin şunu yaptık, lazım. Biz şunu yaptık İstanbul Arı Yetiştiricileri Birliği olarak. Bizim birliğimizin dolum tesisi var. Ve her üreticimiz, bizim 2000 tane kayıtlı İstanbul'da üreticimiz var. İstanbul'da 12 bin kovanımız var. Hı hı. Ve yıllık İstanbul'da 30 ton civarı kestane balı üretiliyor. 95-100 ton arası da çiçek balı üretiliyor. Hmm. Her üreticimiz bize geldiği zaman biz üreticinin ürününü doğrudan tenekeden alıyoruz ve Muğla'da Sıtkı Koçman Üniversitesi var. Oraya analize gönderiyoruz. Hmm. Analiz sonucu geldiği zaman bu analiz sonucu ne diyor? Bize bal tebliği, gıda kodeksinin bal tebliği kısmında belli kriterler var. Bu kriterlere uygundur. Bu diyor. Kriterlere uygundur. Satışı uygundur. Dediği diyor. Andan itibaren bir problem biz yok. Ürünü İstanbul Arıcılar Birliği'nin markası adı altında veya üreticinin kendi markası varsa kendi markası altında Şile'deki dolum tesisimizde dolduruyoruz ve eline teslim ediyoruz. Evet, çok güzel. Bu %100 güvenilir bir ürün oluyor. Evet, evet, evet. Ama üretici bize gelmeyip de işte toptancıya gittiği zaman veyahut da işte aradaki aracıya gittiği zaman, özellikle Anadolu'da bu çok oluyor. Hmm. Çünkü biz yapacağımız kapasite belli. Bizim hani biraz daha küçük bütçeli bir kuruluşuz. Bizim kapasitemiz dışında aşan kısmı da bu sefer ne oluyor? Tüccarların eline düşüyor. O işte dediğim gibi o bir teneke, 10 teneke oluyor, 30 teneke oluyor. Ondan sonra biz de marketlerde bakıyoruz, 60 liraya bal var. 80 liraya bal nasıl var. Nasıl olabilir? Yahu 1 kilo gram şeker 40 lira. Hani bunu tencerede adam kaynatsa, evin mutfağında yapsa, 5 kilo şekerle yapacak, o da yapar 250-230 lira. TL, 80 TL. Yani, evet. Şimdi bunların arasında en lezzetlisi hangisi? Bana, ben dedim ki tadım tat yapalım, diyor bana Esra. Ben dedim ki tadacak mısın, tatmayacağım dedi. Tat diye ama ısrar ben, geldi. Ama ben değişik bir şey tattıracağım hadi sana. Şimdi bunların hepsi gerçek. Bu arada şöyle bir şey var. Aromatik bitkinin ya da çiçeğin kokusu veya lezzeti bambaşka. Bala geçen, polenden geçen koku ve lezzeti bambaşka. Hadi bakalım. Ama ben sana bugün çok farklı ve Türkiye'de olmayan bir şey tattıracağım. Bir kaşık alabilir miyim şuradan? Tabii. Şimdi. Nereden geldi bu? Bu Sardunya'dan. Sardunya, İtalya. İtalya'dan gelen bir malzeme tadımız. Şimdi. Hadi bakalım. Hemen kokla şöyle bir. Şekerlenmiş bu ama yemem. Birazcık şuradan, kristalize olmuş. Kristalize yani. Lezzetini daha iyi alacaksın. Bakayım. Bakalım çok güzel kokuyor. Bu literatürde evet. Şey olarak geçiyor.
Acı bal olarak. Acı geçiyor. Bal. Acı bal. Bak arka damaktan nasıl bir acılık hissedeceksin. Bu ne ya? Acı değil mi? Ben... Ya bu Sardunya'da koca yemiş derler, ayı yemiş derler bizde. O böyle minik minik şeyler var ya. %80 onun balı. Aslında acı bizim, bal, bizim ballarda da birazcık karışabiliyor. Hani diyoruz ya bu bölgeden gelen balın işte tadı şöyle, işte kokusu böyle. Hep o aldığı poleni. Koku harika, acı. Tat. Yani acı, tatlı, acı. Ekşi aynı anda. Evet. Bunu arı nasıl becermiş çok merak ediyorum. Arının tek yaptığı o koca yemiş şeyini, korbezola dedikleri, koca yemiş şeyinden ağacının polenlerini alıp ondan üretmiş olması. Tabii bu birazcık da aslında bilinçli şey oluyor değil mi? Yani monoflora, yani tek tabii. bitkiden üretmek istiyorsan kovanları ona yönlendiriyorsun. Ona yönlendiriyorsun. Oradan. Çevreliği. Yani bu şekilde mesela kara buğday balı üreten var. Türkiye'de de var. Evet. En faydalısı tek yerden aldığım. Yok balı. Hayır. Karışık ballarda da olabiliyor. Hangisi en faydalı? Yani kestane balı mıdır kestane en faydalı? Kestane iyi, meşe balı iyi ve bizim ballarımız bu anlamda. Bir kere salgı balı dediğimiz çam balı ve meşe balı, bunlar çok fazla yok dünyada. Bunlar bunların poleni yok. Vücut şeyden gövdesinden salgı yapıyor ve arı orada oluşan orada böceğin yaptığı çam bir salgıdan şey Allah alıyor. Allah. Tabii. Ne çok enteresan. Farklı onların. Dolayısıyla bizim çam balımız, kestane balımız, meşe balımız inanılmaz. Şu faydalı. Sıvı ne? Çok faydalı. Bu bal sirkesi. Bal sirkesi mi? Evet, baldan elde edilmiş ne güzel. Bir sirke. Bakayım, bakabilir miyim, açabilir miyim? Tabii tabii. Bir de şey doğal sirke bak. Doğal sirke, bal tatlıdır bu. Tabii, bu normal sirkelerden çok farklı. Üretim, bir taşık rica edebilir tabii miyim? Tabii ki, üretim süreci de çok farklı. Ama o küçük o. Sirkeyi de büyük rica edeyim. Evet. Buyurun. Oh, sirke ne antioksidan. Evet değil mi? Çok. Bir de bu eminim salatalara çok güzel oluyordur. Hemen tadıyorum. Bir tatlılık ve şey. En büyük özelliği kolesterol düşürücü olması. Öyle mi? Evet. Özellikle şekeri dengelemesi. Harika. Bal sirkesi. Evet. İlk bu balın sirkesi. Bal sirkesi. Bunun mucidi de aslında biziz. Öyle evet, mi? Evet. Tescil aşamalarında hala devam ediyor. Harika. Ama yapıyorlar çevrede. Yapılıyor tabii. Aslında. Yapılıyor. Ben bal sirkesi. Evet. Sen duyarsın tabii. Sen mucidi. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Güzel bir cumartesi gününde bu kıymetli isimlerle canımız Ebru Erke, gıda canım, mühendisimiz, gıda ile ilgili başımız sıkıştığında bir konuyu merak ettiğimizde başvurduğumuz ilk isim ve tabii ki bal dediğimizde doğru isme sormak, başvurmak gerekiyor. İstanbul Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Adem Özkan Yalçın bizlerle beraberdi. Süremizin sonuna geldik. Yarın 9'da buluşuruz. Hoşça kalın.